Ne buyurdu ya? Tanıştırayım damadın. Lahmacun bu ya. Müstakbel damadın, bıyıklı lahmacun. Ve sen bunun için ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Elimden geleni yapıyorum Hülya. Nereden buldun bu lahmacunu? Efendim sizin müstakbel damadınız içeride kafede lahmacun partisi veriyor. Bir tane de bana verdi sağ olsun. Ne? Hastanede lahmacun partisi mi? Ya parçalayacağım ben bu herifi ya. Etlerini dişimde kemiğinden sıyıracağım ya. Ay vahşilik etme Fetih. Sakin ol. Medeni ol. Şimdi bak senin acilen öyle bir şey yapman lazım ki. Bu soğan cücüğüyle bizim ailemiz arasındaki kültür farkını ortaya koyman lazım. Bunu da Ceyda'ya göstermen lazım. Tamam. Bir parti mi versek? Parti mi? Evet. Ceyda'nın kolejden ve üniversiteden bütün elit arkadaşlarını çağırıp bir parti versek. Harika Fetih. Cesur'u da çağırsak o şıngır şıngır sosyetenin içinde kozalak gibi kalmaz mı? Şimdi Ceyda'nın arkadaşları çok iyi çocuklar, çok iyi aile çocukları. Mesleklerinin zirvesinde çocuklar. Cesur bunların arasında bir ukalalık yapmaya kalkarsa çiğ çiğ yerler onu ya. Bizim hayatımız masal mı? Niye kızımızı Keloğlan'a kaptırıyoruz biz? Doğru. O zaman parti veriyoruz, tamam. Öyle parti filan dank diye veremeyiz. Bizim kızımız akıllıdır. Öyle bayram değil, seyran değil. Arkadaşlarını çağırırsak o zaman şüphelenebilir. Ha, o zaman ne var? Bir doğum günü partisi yapalım ama Ceyda'nın doğum gününe daha 78 gün var Hülya. Tuğçe'nin doğum gününe ne kadar var Fethi? Bilmem. Hay Allah ben de bilmiyorum. Tuğçe doğduğunda kar mı yağıyordu Fethi? Ne bileyim kar değil de dolu yağıyordu sanki. Aman dur dur bakayım ben mutlaka kayıt etmişimdir. Böyle şeyleri atlamam biliyorsun. İnanmıyorum. Ne? Tuğçe'nin doğum günü yarın. Ne diyorsun? Evet. O zaman parti başlasın.